gerek erkeklerde gerekse kadınlarda kanser üreme döneminde özellikle kansere rastlıyoruz. Bunların sayısı az da olsa bugün bu konuda daha tedavi edilebilir bir boyuta geldiğimiz için ileride bu kişiler tedavi gördükten sonra bir çocuk isteğiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Onun için güncel konulardan birisi de fertilitenin yani doğurganlığın korunması konusudur. Bu konuda da yardımcı üreme tekniklerine veya biz tüp bebek merkezlerine gerçekten ihtiyaç duyuluyor. Onkologlar da bu tip tedavileri vermeden önce mutlaka hastalarını uyarma ihtiyacı duymaya başladılar daha yeni yeni. Bunun için ne yapılabilir? Gerçekten eğer çiftler evliyse işimiz daha kolay. Bu kişilerde hemen yumurtlama tedavisi verip gerek kadında bir kanser tedavisi göreceğini düşünün lütfen. Önceden hemen yumurtalıklar uyarılıyor, yumurtalar alınıyor, dışarıda döllenip embriyolar saklanabiliyor. Erkek için de aynı şey söz konusu. Testis tümörü olan kişiler var. Bunlarda sperm dondurabiliyoruz veya evlilerse hemen embriyoları oluşturup saklayabiliyoruz. Dolayısıyla buradan eğer hatırlatmak gerekirse bu kişilerin mutlaka eğer kanser tedavisi göreceklerse ileride bu hastalığın tamamen yenilebileceği ve doğurganlığın bir problem olarak karşımıza gelebileceği hiç unutulmamalı ve buna yönelik önlemler alınmalı. En azından bir yardımcı üreme teknikleri merkezine bu konuda başvurulmalı diye düşünüyorum.